Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Ataşehir'de devam ediyor. Şimdi de sizleri çok yeni, çok güzel ve çok nezih bir mekana götürüyoruz. Kafein Up ve bu güzel mekanımızın sahipleri Sayın Serkan, Hakan, Şimşek kardeşler. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayacağız. Buyurun. Serkan Bey'den başlayalım. Serkan Şimşek adım. Koca Üniversitesi 4. sınıf gazetecilik okuyorum. Aynı zamanda spor yönetimi okuyorum Anadolu Üniversitesi'nde. Böyle bir yatırım yaptık, hani böyle bir çalışma yaptık kardeşimle birlikte. Hani hayalimizdi açıkçası. İkimiz de farklı sektörden geldik. Ben satış üzerine çalışıyordum. Kardeşim de finans üzerine çalışıyordu. Böyle bir şeye başladık, öyle söyleyeyim. Peki nereden oldu bu fikir? Yani kardeşimin aslında biraz geçmişi var, hani zaten anlatacak kendisi. Onun biraz daha desteklemesiyle birlikte köşede ufak bir birikimimiz vardı. Bunu bu şekilde değerlendirdik. Evet, iki kafadar çıktınız yola. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz sevgili izleyicilerimizle birlikte. Peki özellikle işletmecilik de yaptığınız zamanında. Evet. Tabii bilgi birikim de olunca biraz da dediniz yatırımla birlikte bu güzel mekanı açalım, değerlendirelim dediniz. Ondan sonra bu mekanı açtık. Ama buranın tasarımı gerçekten çok farklı ve çok güzel. Evet. Tamamen geri dönüşüm eski diyebiliriz değil mi? Eski kullanma tarzında tasarladık burayı. Ben, kardeşim, bir de mimar bir arkadaşımız var. O da İTÜ'de okuyor, son sınıf öğrencisi. Ben burayı tuttuğumda direkt aradım arkadaşımı, hani böyle bir mekan var, ne yapabiliriz diye. Atladı hemen, o da Kars'tan geldi ertesi gün uçakla. İşte geldi, gördü burayı, düşündük böyle bir saat falan. Sonra dedi biz buraya adam ederiz dedi. İşte ondan sonra macera başladı. Bir ay gibi bir süre talimat oldu burada. Ya tamamen her şeyi biz yaptık. Her şey, hani geri dönüşümü kullanmaya çalıştık. Hani bu masa mesela altı bir şekilde duruyordu köşede. Biz bunu değerlendirmek istedik. Biraz cila, biraz işte ne derler, zımpara yaptık. Bunu kullanılır bir hale getirdik ve müşterilerimiz de gerçekten çok beğeniyor mekanı. Aslında biz burada mekanı tasarlarken sadece kahve üzerine bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Daha sonra diğer mekanları gezerken, fikir alışverişinde bulunurken çay fikri geldi, kardeşimin aklına geldi. İşte çayı da koyduk bir anda menümüze ve hani koklayarak seçebileceğimiz 50 tane çayımız var burada. Şişeler halinde tam karşı duvarda. Evet. Müşterimiz geldiğinde çay menünüz var mı diye sorduğunda biz direkt müşterimizi menüye yönlendiriyoruz duvara. Orada koklayarak seçiyorlar. Hem de doğru lezzeti bulmaya çalışıyorlar. Hani kendileri için uygun olan çay hangisiyse onu bulmaya çalışıyorlar. Evet. Kahve üzerinde de çok farklı lezzetler var. Tabii ki burada, ama onun yanı sıra özellikle çaylar en çok talep edilen şeyler değil mi? Evet. Türkiye'de herkes günde bir kez, bir ya da iki kez çay kullanıyor, içiyor. Hani biz onu değerlendirelim dedik. Bu şekilde bir tasarım ayarladık. Şu an 50 çeşit çayımız var, koklayarak seçebileceğimiz. Onu 70'e yükselteceğiz yakında. İnşallah. Çok doğal hepsi de sonuçta. O anlamda da çok da sağlıklı. Ve aynı zamanda sağlık da içiyorlar. Kesinlikle öyle değil mi? Öyle, kesinlikle. Buradaki arkadaşlar geldiğinde benim enerjim düşük, modum düşük, hangi çayı önerirsiniz dediğinizde biz buradan bir çay seçip veriyoruz. Rahatlamak istediklerinde rahatlamaya yönelik çaylarımızdan tavsiye ediyoruz. Hepsi organik çaylardır. Kesinlikle herkese tavsiye ediyoruz.